Herkese merhabalar. Şekerpareden Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şahane bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Gerçekten anlatacak kelime bulamıyorum lezzetini. Eğer sizler de denemek isterseniz hemen yapımına geçelim. Kurabiyemiz için 125 gram tereyağı veya margarini oda ısısında yumuşayana kadar bekletiyoruz. Kurabiye yaparken en önemli püf noktalarından birisi de bu. Tereyağının hemen üzerine 1 çay bardağı pudra şekeri ve 1 çay bardağı nişasta ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 adet yumurtanın sarısını ekliyoruz. Beyazını da ayırıyoruz. Bunu üzeri için ayrıyeten kullanacağız. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu ekleyip öncelikle bu eklediğimiz malzemeler birbirine güzelce geçene kadar yoğuruyoruz. Videomun akışında arkadaşlar kurabiye yaparken e, nelere dikkat etmeliyiz? Onların püf noktasını da sizlere vermeye çalışacağım inşallah. Öncelikle bu karışımımızı güzelce yoğurduktan sonra ununu mutlaka yavaş yavaş yedire yedire ekliyoruz. Bu da ikinci bir püf noktası. Birincisi e, kullanacağımız katı yağın oda ısısında yumuşamış olması. Eğer yumuşamış olmazsa aldığı un miktarı değişebilir ve istediğimiz kıvamı da elde edemeyebiliriz şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş ununu ekliyorum kesinlikle bir anda eklemiyorum şimdi benim bu kasemde 2 su bardağı un var ama hepsini kullanmadım tabii ki yaklaşık 1,5 su bardağına yakın kullandım çünkü içerisine nişasta da ekledik o da bağlayıcı özelliği olduğu için un miktarını az kullanacağız. Mutlaka bir su bardağından sonrasını daha yavaş eklemeye başlayın. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun kıvamı böyle olmalı. Yuvarladığımızda rahatça şekil alabilmeli. Kıvama gelen hamurumuzu cevizden daha küçük parçalara ayırıp yuvarlıyoruz öncelikle bir tepsimize alıyoruz hepsini biriktiriyoruz üzeri içinde e, bir adet yumurtanın beyazı daha önce söylemiştim ayırdığımızı e, ve bir su bardağının yakında fındık kullandım fındığı robottan geçirdim e, yani çok toz haline getirmedim. Çok da iri bırakmadım arkadaşlar. Ağza gelsin diye yerken. Yuvarladığımız hamurları öncelikle sadece üst kısmını yarıya kadar gelecek şekilde yumurtanın beyazına buluyoruz. Daha sonra da fındığa buluyoruz. Tepsiye alıyoruz. Bu kurabiyenin hamuru o kadar güzel ki e, yerken böyle ağızda eriyip gidiyor e, Fındıklar da böyle kıtır kıtır geliyor Hem de fırında pişerken e, kavrulmuş oluyorlar Kokusu da çıkıyor Yani tereyağın kokusu, fındığın lezzeti Yani çok şahane bir kurabiye arkadaşlar Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve ufak bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizin beğeni ve yorumlarınız benim videomun daha çok kitleye ulaşabilmesi için çok önemli. Beğendiğiniz tariflerimi arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri de açtığınız takdirde ben tarif paylaştığımda hemen size bildirim gelecektir. Böylece videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Hamurumuzun hepsini fındığa buladıktan sonra şimdi ortasına oyuk açmak için herhangi bir aparat kullanabilirsiniz. Böyle ortasına oyuklar açıyoruz. Bunu yaparken kenarlarında açılma oluyor. Hiç sorun değil. Daha sonra tekrardan elimizle sıkıştırıyoruz. Arkadaşlar bu kurabiyenin ortasına hiçbir şey eklemeseniz de olur. Sadece yuvarlayıp yumurtanın beyazı ve fındığı bulayarak da bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ama yani marmelatlı yapmanızı tavsiye ediyorum. Marmelat yerine e, kahvaltılık çikolata da kullanabilirsiniz. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Benim elimde kayısı ve şeftali marmelatı vardı. Bunları kullandım. Ben e, şeftal, pardon, kayısı marmelatın daha önce paylaşmıştım tarifini. Videonun sağ üst köşesinde kartlar bölümüne ekliyorum. Oraya dokunarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında linkine bırakacağım. Oradan da e, linki tıklayarak bakabilirsiniz. Arkadaşlar kurabiyemizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyoruz. Bu pişirme süresi fırının özelliğine göre değişebilir. Kontrollü pişirin, yanmasın. Böyle hafif rengi döndüğünde fırından alabilirsiniz. Kurabiye yaparken pişirme de çok önemli arkadaşlar. Eğer kurabiyeyi soğuk fırına verirseniz fırın ısınana kadar içerisindeki katı yağ erir ve kendini hamur yayar ve güzel bir sonuç alamayız. Mutlaka önceden ısıtmanızı tavsiye ediyorum. Marmelatını da fırından çıkıp kurabiyeler soğumaya yakın ekleyebilirsiniz. Çünkü eğer sıcak sıcak eklerseniz marmelatlar e, akabilir sıcaktan e, kendini salabilir o yüzden soğuduktan sonra eklemenizi tavsiye ediyorum kurabiyelerimiz hazır e, böyle birkaç saat sonra bu marmelatın üzeri kabuk tutuyor gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki size anlatamam yani e, her lokması ayrı bir lezzet fındığı dediğim gibi tereyağı hamurunun kıvamı gerçekten pastanedekilerin lezzetini aratmıyor hatta onlardan daha güzel. Kurabiyemin iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Ve artık veda vakti geldi. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. İnşallah yepyeni çok güzel tariflerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar.